biz de kendilerine destek vereceğiz. O zaten bizim bölgemizde yapılan yağlı güreşlere destek verdiği için biz de onun her zaman yanındayız. Biz de Söğütlü ilçesi olarak bu yıl 25-26.sını yapacağımız Söğütlü Süt Festivali'nde büyük yağlı pehlivan güreşlerimiz var. Kırkpınar'daki Mehmet Yeşil Yeşil de bu sene bizim orada baş pehlivan oldu. Ve onun gibi 36 tane baş pehlivan katılımıyla Sakarya'da ilk Marmara bölgesinin de en büyük yağlı pehlivan güreşleri bizim ilçemizde oluyor. Yani güreşi seviyoruz. Sporcularını seviyoruz. Halkımızı seviyoruz. Ve büyük katılım var. Onun için de bu geleneksel sporumuz devam edecek inşallah. 16. Ağlar Gecesi de bu akşam yapıldı. Ağlar Gecesi herkesi bir araya getiren bir topluluk. Ancak bundan sonra yapılacak bir iş var. Ağlar Birliği kurulmalı. Güzel kişiliği olan bir Ağlar Birliği kurulmalı. Bu Ağlar Birliği aynı zamanda bir federasyona hem yardımcı olabilir hem de yanlışlarını da söyleyebilecek bir Ağlar Birliği. En başta yapılacak iş federasyon seçimlerinde Ağlar Birliği'nin oyu olabilir. Federasyona her türlü yardımcı olabilir. Bu Ağlar Birliği'ni en kısa zamanda kurulacak ve buraya belediye başkanları, eski pehlivanlar, baş pehlivanlar, hakemler de üye olabilecek. Hatta bir öneri daha var. Yağlı güreşe hizmet etmiş olan 10 yıllık spor yazarları da Ağlar Birliği'nin üyesi olabilecek. Mehmet Çelikli Spor Penceresi programında bu haftada 16. Ağlar Yemeği gecesindeydik. Renkli görüntü ve röportajları sizlere aktardık. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Değerli izleyiciler, şu an Taksim'deyiz. Tabii İstanbul'dan Kars'a, Allahu Ekber Dağları'na Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği çok anlamlı bir günde yine spora, bisiklet sporuna hizmet veriyor. Taksim'de çok soğuk olmasına, yağmur olmasına rağmen katılım var. Burada tabii Veysel Öksüzoğlu'nu görüyoruz. Kağıthane Belediye Başkanı Sayın Fazlı Kılıç burada. Yine Esenler Belediye Başkan Yardımcısı burada. Yine Tekvando'nun önemli Merkez Hakem Kurulu üyesi ve yönetim kurulu üyesi Hüseyin Ekinci Hoca burada. Kısacası tabii Üsküdar Belediyesi'nin bandosu çok önemli bir katkıda bulundu bugün. Buradan da Üsküdar Belediye Başkanı'nı kutluyoruz. Efendim biraz sonra Fazlı Kılıç start verecek. Biz de bu görevi yapmanın huzur ve mutluluğu içerisinde tüm amatör spor branşlarına hizmet verenin keyfiyle, sorumluluğuyla bu görüntüleri sizlere taşıyoruz. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Esenler Belediye Başkan Yardımcım, öncelikle bu programa geldiğiniz için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Biraz sonra startını vereceğimiz Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'nun başlangıcında göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 8 sporcumuz Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonda 1725 kilometre pedal çevirerek İstanbul'dan alınan bayrak ve toprakları Sarıkamış Şehitliği'ndeki törenlere yetiştireceğiz. Orada devlet büyüklerimize teslim edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum ve dualarınızla birlikte inşallah 27 Aralık'ta İstanbul'da olabilmek için dualarınızı bekliyoruz efendim. Saygılarımla. İstanbul Allahu Ekber Dağları 1725 kilometre Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu startı için son 10 saniye.
çocuklar. 5, 4, 3, 2, 1, çık. Evet, spora destek veren belediye başkanlarımızdan bir tanesi de Sayın Fazlı Kılıç, Kağıthane Belediye Başkanı. Sayın Başkanım merhaba. Merhaba efendim, iyi çalışmalar diliyoruz. Biz Bisiklet Federasyonumuza ve yerel yöneticilerimizin tümüne çok teşekkür ediyoruz. Böyle anlamlı bir çalışma tertip edildiği için. Bu hava koşullarında bu çalışmayı gerçekleştiren değerli sporcularımızı da tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Anlamlı bir gün, anlamlı bir çalışma. İnşallah bu çalışmayla tarihimizi bir kere daha yad etmiş olacağız. Ben sizlere de bu çalışmayı tertip eden arkadaşlarımıza da bir kere daha teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, belediyelerin desteği bu anlamlı günde de sürdü. Tabii ki burada Allah-u Ekber dağları için yola çıktı bisikletçilerimiz, startta verildi. Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya ile beraberiz. Efendim merhaba. Merhaba. Başkanım neler söyleyeceksiniz? Tabii Bisiklet Federasyonu'nun bu organizasyonu çok anlamlı bir organizasyon. Tarihimizde çok önemli bir olayı bu şekilde gündeme getirmeye çalışmak, bu şekilde anmak çok önemli. Biz belediye olarak bu katkıyı vermiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bir dahaki yılda aynı etkinlik yapılırsa daha güçlü katkı vermeyi düşünüyoruz. Peki biz de buradan Esenler Belediyesi'ne Sayın Başkan ve tüm çalışanlarına kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şu an tabii yanımızda Golf Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Hüsamettin Çelik var. Olmazsa olmazlardan. Sayın Çelik merhaba. Merhaba. Anlamlı bir gün, neler söyleyeceksiniz Bisiklet Federasyonu'nun bu etkinliği için? Ben Tuna Hanım'ı ve Bisiklet Federasyon Başkanı'nı canı gönülden kutluyorum. Böyle bir anlamlı günde, böyle bir anlamlı havada Taksim gibi bir yerden stat verilmesi ve böyle bir aktiviteyi yapanlara, emeği geçen bütün yerel kuruluşlara da, il müdürlüğüne de şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Ve sizlere de zahmetinizden dolayı Sayın Çelik, sizlere teşekkür ediyorum. Sonra en kısa zamanda golfle ilgili çalışmalarımızı da tek numara ekranlarına taşıyacağız Sayın Çelik. İnşallah, inşallah. Son röportajları alıyoruz. Tekvando'nun çok önemli il temsilcisi Veysel Öksüzoğlu şu an yanımda. Hemen ona doğru gidiyorum. Yanında da yine önemli hakemlerimizden Merkez Hakem Kurulu üyesi efendim Hüseyin Ekinci burada, ama önce Sayın Öksüzoğlu neler söyleyeceksiniz? Yani çok önemli bir gün. Bisiklet il temsilcimiz Sayın Tuna Hanım'ın yanında bulunmayı istedik, destek vermek istedik. Çünkü bu herkesin başarabileceği bir iş değil. Çok soğuk bir hava. Kardeşlerimize Allah yollarını açık etsin. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Tabii tekvando, bisiklet kardeşliği, sporun evrensel birlikteliği. Bu dayanışma için neler söyleyeceksiniz? Vallahi Mehmet Bey, ilk evvela size çok teşekkür ediyorum. Böyle bir günde burada bulunduğunuz için. Ve tabii bizim bütün sporlar kardeş. Biz de Tuna Hanım'la zaten, o da gelip bizim maçlarımıza bizde destek veriyor. Biz de fırsatını bulduğumuz zamanlarda yanında bulunmaya, ona güç kuvvet vermeyi kendimize görev addettik. Peki efendim, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim size. Sayın Ekinci, Sayın Hocam, siz neler söyleyeceksiniz? Öncelikle sizi kutluyorum. Şuraya bakıyorum etrafa. Bir veya iki kamera var, o da sizin kameralarınız. Günün anlamına gelince, böyle bir günde böyle bir organizasyonu düzenleyen il müdürlüğü, bisiklet il temsilciliğine ayrıca teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir gün. Gerçekten tek kurşun atılmadan 90 bin şehidimizi her zaman kalbimizde yad ediyoruz. Ancak bunu böyle bisiklet spor organizasyonlarından almak daha anlamlı geliyor bana. Bunu da il temsilciliği